Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 14 Ağustos 2021 tarihinde çıkan 93. dönem özel güvenlik sınav sorularının birinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. 25 sorudan oluşuyor. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Hedef başarıysa doğru yerdesiniz arkadaşlar. Özel güvenlik 2021 örnek üyelere özel çalışma sorularında çözüp YouTube kanalımıza abone olup %100 sınavlarda geçebilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımızdan da takip ederek çıkmış özel güvenlik sınav sorularını çözüp 2021 yılında %100 başarılı olabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve sorularımıza başlıyoruz. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci soru, bakın arkadaşlar. A. Özel güvenlik görevlisi kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Evet arkadaşlar, çalıştırılamaz. B. Özel güvenlik görevlileri lokal dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. Doğrudur. C. Özel güvenlik görevlileri görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar. Evet. D. Özel güvenlik görevlileri greve katılabilirler. Arkadaşlar, özel güvenlik görevlileri greve katılamıyorlar, bilginiz olsun. Burada cevabımız Denizli seçeneğidir. E'yi okuyalım. Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılırlar. Evet, burada da doğrudur arkadaşlar. Evet, hemen ikinci sorumuza geçelim. AVM'ye girmek isteyen Ozan kapı dedektöründen geçerken alarmın ötmesi üzerine özel güvenlik görevlisi Tufan'ın üstünü elle arama talebini reddetmiş. Ancak Tufan yetkim dahilinde diyerek aramayı gerçekleştirmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın ihlalidir? A. Kişilik, B. Seyahat özgürlüğü, C. İfade özgürlüğü, D. Konut dokunulmazlığı, E. Hak arama özgürlüğü. Bakın burada arkadaşlar, Tufan Ozan'ın yetkim dahilinde diyerek hukuka aykırı olarak kişinin üstünü araması kişilik hakkının ihlalidir. Adana seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz. Özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 7. maddesinde sınırları belirlenen arama yetkisini aşması haksız arama suçunu oluşturur. Bu suç hangi kanunla düzenlenmiştir? İş kanunu, Türk Ceza Kanunu, İl İdaresi Kanunu, Anayasa, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği. Tabi burada Türk Ceza Kanunu'yla düzenlenmiştir. B seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuz. Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları Türk Standartları Endüstrisi yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilir? A, E, D, B ve F. F ile sembolize edilir. Cevabımız Edirne seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuza bakalım. Havada yaklaşık yüzde kaç oranında oksijen bulunur? 21, 5, 25, 20, 78 ve 35. Tabii ki 21 oranında oksijen bulunur arkadaşlar. Adana seçeneği doğru cevap. Altıncı sorumuz. Özel güvenlik görevlisi Mehmet görev yaptığı iş hanında geceleyin bir kuyumcudaki kasayı açmaya çalışan soyguncuyu özel güvenlik görevlisi arkadaşıyla birlikte suçüstü yakalamıştır. Bu andan itibaren aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Mehmet'in yetki ve görevlerinden olmayıp yapılmaması gereken işlemlerdendir? A. Genel kolluğa bilgi verme,
B. Olay yerini muhafaza altına alma. C. Yakalananın ifadesini alma. D. Başka soyguncular olabileceği ihtimaliyle sorumluluk alanındaki diğer dükkanları kontrol etme. E. Olayda elde edilen delillerin korunması için tedbir alma. Tabii bakın dikkat edin, ifade alma. Evet arkadaşlar, özel güvenlik görevlileri ifade alamaz. Genel kolluk görevlileri yani emniyet görevlileri ifade alır. Burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. Yedinci sorumuz, özel güvenlik görevlisi Ali çalıştığı iş yerine geldiğinde özel güvenlik kimlik kartını evinde unuttuğunu fark etmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Çalışmasını ve yetki kullanmasını etkilemez. B. Amirinin bilgisi dahilinde çalışabilir ve yetkilerini kullanabilir. C. İş yeri sahibinin onay vermesi halinde çalışabilir ve yetkilerini kullanabilir. D. Yakalama yetkisi haricinde yetkilerini kullanabilir. E. Özel güvenlik kimlik kartını evinden getirtene kadar yetkilerini kullanamaz. Evet arkadaşlar, özel güvenlik görevlileri kimlik kartı olmadığı müddetçe kesinlikle çalıştırılmaz, yetkilerini de kullanamaz. Edirne seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Hemen 8. sorumuza geçelim. Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır? A. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, B. İl İdaresi Kanunu, C. Türk Ceza Kanunu, D. Türk Ticaret Kanunu, E. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun. Tabii ki özel güvenlik hizmetlerine dair kanunla arkadaşlar düzenlenmiştir. Edirne seçeneği doğru cevap. 9. sorumuz, 4857 sayılı iş kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin haklı nedenle iş sözleşmesini fesih sebeplerinden biri değildir? A. İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlike olması halinde. B. İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması halinde. C. İşçinin 10 gün gözaltına alınması veya tutuklanması halinde. D. İşçinin iş yerinde 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlenmesi halinde. E. İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakla ısrar etmesi halinde. Tabii ki burada işçinin 10 gün gözaltına alınması ve tutuklanması halinde arkadaşlar iş sözleşmesi fesih sebeplerinden biri değildir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 10. soruya bakalım. Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri ile ilgili düzenlenen yazılı hizmet sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Hizmet sözleşmesi ilgili özel güvenlik şirketi tarafından koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı gün mesai saati bitimine kadar valiliğe bildirilir. B. Hizmet sözleşmeleri gizli olduğundan hiçbir yere bildirilmez. C. Özel güvenlik şirketlerinin üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetleri için hizmet sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur. D. Hizmet sözleşmesi ilgili özel güvenlik şirketi tarafından koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde valiliğe bildirilir. E. Hizmet sözleşmesi ilgili özel güvenlik şirketi tarafından koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı tarihten itibaren
30 gün içerisinde valiliğe bildirilir. Tabii ki burada da arkadaşlar dikkat ederseniz hizmet sözleşmesi ilgili özel güvenlik şirketi tarafından koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı gün mesai saati bitimine kadar valiliğe bildirilmesi gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. 11. sorumuz, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olup henüz bir iş yerinde çalışmayan Ahmet, boşta geziyor bakın Ahmet, gezmeye gittiği arkadaşlarıyla birlikte bulundukları eğlence yerinde yapılan polis kontrolünde uyuşturucu kullanmak iddiasıyla yakalanmış ve yargılama sonucu mahkum olmuştur. Ancak çıkarılan af yasasından faydalanmış ve cezası infaz edilememiştir. Ahmet'in 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun gereğince karşılaşacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir? Evet, A. Cezası affa uğradığından ve henüz işe başlamadığından kimlik kartı iptal edilmeyecektir. B. Aldığı hapis cezası süresince özel güvenlik kimlik kartı geri alınacaktır. C. Özel güvenlik kimlik kartı süresiz olarak iptal edilecektir. D. Ceza zaman aşımına süresince özel güvenlik kimlik kartı geri alınacaktır. E. Dava zaman aşımına süresince özel güvenlik kimlik kartı geri alınacaktır. Evet, tabii burada arkadaşlar bakın özel güvenlik kimlik kartı böyle bir durumda süresiz iptal edilir. Hangi seçenekte? Ceyhan seçeneğinde var. 12. sorumuz, özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adreste faaliyetlerine son vererek ayrıldığı tespit edilenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilebilmesi için en az bir ay önce başvuru şartı aranır. B. Özel güvenlik uygulaması komisyonun kararı ve valinin onayıyla sona erer. C. Özel güvenlik izin belgesi faaliyetin devam ettiği adreste de geçerlidir. D. Adres değişikliği ile özel güvenlik izni iptale gerek kalmaksızın son bulmuştur. E. Özel güvenlik belgesinde adres belirtilmez. Tabii ki burada da arkadaşlar özel güvenlik uygulaması gereğince komisyonun kararı ve valinin onayıyla sona erer. Bursa seçeneği doğru cevap. 13. soru, su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir? F, D, B, C, A. Evet, su tabii ki A sınıfı değil mi? Evet. Evet. A en ideal A sınıfı en ideal söndürme maddesidir. Edirne seçeneği doğru cevap. 14. soru, kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlilerinin silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanabilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Özel güvenlik görevlilerinin kendi adına taşıma ruhsatlı silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanabilmesiyle ilgili herhangi bir izne gerek yoktur. B. Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlileri silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullandıkları zaman görev alanı dışına çıkaramazlar. C. Bunun için koruma ve güvenliği sağlayacak kişi, kurum veya kuruluşun özel güvenlik komisyonuna müracaat ederek izin alması gerekir. D. Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlilerinin silahları için ayrıca özel güvenlik silah taşıma bulundurma belgesi düzenlenir. E. Özel güvenlik komisyonu tarafından kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlilerine silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanmalarına izin verilirse silah demirbaş defterine de kaydedilmez. Evet, hangisi burada arkadaşlar doğrudur? Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlilerinin silahlarını özel güvenlik hizmetleriyle kullanabilmesiyle ilgili hangisi doğrudur? Sorumuzun cevabı tabii ki koruma güvenliği sağlanacak kişi,
kurum veya kuruluşun özel güvenlik komisyonuna müracaat ederek izin alması gerekiyor. Bursa burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. 15. sorumuza bakalım. Polisin durdurma ve kimlik sorma yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir? A. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun. B. Polis vazife ve selahiyet kanunu. C. İl idaresi kanunu. D. İş kanunu. E. Türk ceza kanunu. Tabii ki arkadaşlar, polisin durdurma kimlik sorma yetkisi polis vazife ve selahiyet kanunuyla düzenlenmiştir. Bursa seçeneği doğru cevap. 16. soru, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir? Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden de her sınavda soru gelir. Arkadaşlar, A. Ceza muhakemesi kanununun 90. maddesine göre yakalama. B. Terk edilmiş bulunmuş eşyayı emanete alma. C. Her durumda ve şartta iş yeri ile konutlara girme. D. Olay yerini ve delilleri koruma. E. Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama. Evet arkadaşlar, burada da her durumda ve her şartta iş yeri ve konuta girme görevleri arasında yoktur. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Diğerlerine girebilirler arkadaşlar. Evet. 17. soru, özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkileri için en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. Özel güvenlik görevlileri korudukları yerlere girişte her hal ve şartta kimlik sorabilirler. B. Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma ve kimlik tespitine yönelik genel kollukla aynı şartlara yetkileri vardır. C. Özel güvenlik görevlileri şüphelendikleri herkese kimlik sorabilirler. D. Özel güvenlik görevlileri toplantı, konser, spor müsabakası gibi etkinliklerde kimlik sorabilir. E. Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkileri yoktur. Evet arkadaşlar, hangisidir, hangisi doğru ifadedir diyor. Bakın, doğru ifadeyi sormuş bize. Özel güvenlik görevlileri toplantı, konser, spor müsabakası gibi etkinliklerde kimlik sorabilirler. Seçeneğimiz, Denizli seçeneği doğrudur. 18. sorumuza bakalım. Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yaptırım gerektiren fiiller ile idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? A. Mahalli mülki amiri. B. İl özel güvenlik komisyonu. C. İçişleri Bakanlığı. D. Özel güvenlik denetleme başkanlığı. E. Defterdarlık. Evet arkadaşlar, burada da mahalli mülki amiri tarafından verilir. Adana seçeneği doğru cevap. 19. sorumuz. Alışveriş merkezi girişinde görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi kapı dedektörü ve el dedektörü ile yaptığı kontrolde metalden arındırılması anlaşılan ve üzerindeki metalleri çıkarmayı reddeden bir kişinin içeri girmek istemesi üzerine üst araması yönünden yapması gereken en doğru davranış biçimi hangisi olmalıdır? A. El ile üst araması yapılmalıdır. B. Şahsın üst aramasını yapmak için genel kolluktan yardım talep etmelidir. C. Gözle yapacağı kontrolden sonra şahsın girişine müsaade edebilir. D. Şahsın kimlik tespitini yaparak girişine müsaade etmelidir. E. Şahsın fotoğraflarını çekip kimliğini aldıktan sonra girişine müsaade etmelidir. Evet arkadaşlar, doğru davranış biçimi ne olmalıdır? Tabii ki şahsın üst aramasını yapmak için genel kolluktan yardım talep edebilir arkadaşlar. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 20. soru, emniyet teşkilatı rütbe sıralamasına göre aşağıdakilerden hangisi en üst rütbedir? A. Komiser.
B başkomiser, C emniyet amiri, D birinci sınıf emniyet müdürü, E dördüncü sınıf emniyet müdürü. Tabii ki burada birinci sınıf emniyet müdürü en üst rütbedir arkadaşlar. Denizli seçeneği doğru cevap. 21. sorumuz. Ateşli silahını 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna aykırı kullandığı tespit edilen özel güvenlik görevlisi hakkında hangi işlem uygulanır? A. Bir defaya mahsus olmak üzere ikaz edilir. B. Silah taşımaya haiz olduğu için herhangi bir işleme uygulanmaz. C. Bir daha özel güvenlik alanında çalışamaz. D. Aynı ilde bir daha çalışamaz. E. İdari para cezası verilir. Evet arkadaşlar, burada da bir daha özel güvenlik alanında çalışamaz. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 22. sorumuz. Özel güvenlik şirketleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabidir. Evet doğru. B. Özel güvenlik şirketinde faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması gerekir. Doğrudur arkadaşlar. A, B doğru. C'ye bakalım. Özel güvenlik şirketinin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Evet, doğrudur. Deniz seçeneğine bakalım. Özel güvenlik şirketleri şubelerini 15 gün içinde İçişleri Bakanlığı'na ve ilgili faaliyete yazılı olarak bildirir. Burada bakın bir yanlışlık var. Edirne seçeneğine bakalım. Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tabidir. Evet doğrudur. Burada yanlış olan arkadaşlar 15 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na ilgili valiliğe yazılı olarak bildirmesi yanlıştır. Denizli seçeneği. 23. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz? A. Çevre engelleri, B. İkaz levhaları, C. Gözetleme kuleleri, E. Bariyerler ve kilit sistemleri, E. Aydınlatma sistemleri. Bu soru da yine sık sık sınavda gelen sorulardan birisi arkadaşlar. İkaz levhaları güvenlik sistemi sayılmaz. Bursa seçeneği doğru cevap. 24. sorumuz. İl özel idareleri ve belediye şirketleri ile bağlı kuruluşlarına ait özel güvenlik şirketlerinin yöneticileri hariç alarm izleme merkezi, eğitim kurumu veya özel güvenlik şirketi yöneticilerinde 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre aşağıdakilerden hangileri aranmaz? A. Güvenlik soruşturmasının olumlu olması. B. Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olması. C. Lisans mezunu olması. D. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. E. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut engeli bulunmaması. Evet, tabii ki arkadaşlar burada da görevin yapılmasına engel olabilecek vücut engeli bulunmaması aranmaz. Evet, Edirne seçeneği doğru cevap. Son sorumuz, birinci bölümün son sorusu. Hemen 25. sorumuza bakalım. Esenboğa Havalimanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-ray cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Madde alınıp yolcu gönderilir. B.
B. Şahıs bekletilir, polise haber verilir. C. Yolcunun beyanı esas alınır ve gönderilir. D. Madde kontrol için laboratuvara gönderilir. E. Özel güvenlik görevlileri kendileri kontrol yapar ve karar verir. Evet arkadaşlar, burada şahıs bekletilir. Tabii ki polise haber verilmesi gerekiyor. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, 25 sorumuz bitti. Birinci bölümümüz. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanala katıl butonu ekledik. Katıl butonundan da özel güvenlik örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.